Şöyle konuşalım. Geçen sene Bodrum'da doğan ve görevi gereği uzun süre İzmir'de yaşayan Mustafa Gülteş, öğretmenlikten emekli olduktan sonra memleketine geri dönerek yaptığı uzun soy ağacı çalışmaları sonrası bütün sülalesini bir araya topladı. Bu toplantıyı bundan sonraki yıllarda da yapalım diye karar verdik. Günümüzde sülale ve soy bağlantılarının giderek azalması, çekirdek aile dışındaki akraba ilişkilerinin her geçen gün biraz daha zayıflaması oldukça alışılmış bir durum. Yaptığı çalışmalarla soy ağacını çıkaran Gülteş, akrabaları arasındaki kopukluğu gidererek onları kaynaştırmak için geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği buluşmanın bu yıl ikincisini hayata geçirerek Ahmetler sülalesi fertlerinin bir kısmını bir araya getirdi. Mustafa Hoca sayesinde Yalıkavak beldesi Sandıma köyü yolu üzerindeki Asmalı Çardak'ta toplanan akrabalar birbirleriyle bayramlaştılar. Biz kimiz? Nüfus İdaresi Genel Müdürlüğü'nden soy kütüğünü çıkartan emekli öğretmen Mustafa Gülteş, konuyla ilgili çalışmalarını ve sebeplerini şöyle dile getirdi. Emekli oldum, vatanıma geldim. Ve burada akrabalarımın bir kısmını gördüm, bir kısmını tanıdım ama diğerlerini tanıyamadım. Nedenini araştırdım. Ve nedenini araştırdıktan sonra bu bağlar arasındaki kopukluğu nasıl ortadan kaldırabilirim ve bunları bir araya nasıl getirebilirim diye düşündüm. Ve kendi kökümü araştırdım. Biz Karakeçili aşiretine aitiz. Karakeçili aşireti Oğuzların Bozok kolunun Kayı koluna ait bir aşiret ve Osmanlı İmparatorluğunu kurmuş. Ve biz Osmanlı İmparatorluğu kuran bir aşiretin soyundan geliyoruz. Ama buraya geldiğim zaman kardeşler arasındaki soğukluğu gördüm. O soğukluk çocuklarına ve torunlarına yansımış. Bu beni bir eğitimci olarak üzdü. Bu bakımdan ben bu soğukluğu nasıl giderebilirim diye düşündüm. Geçen sene klasik olarak bir toplantı yaptık, azdık. Aşağı yukarı biz 100'den fazlayız şu anda yaşayan Ahmetler sülalesi olarak. Ve bizim dedemiz Muğla'dan buraya gelmiş. O yüzden ismi Ahmet olduğu için sülalemizin ismi Ahmetler sülalesi. Ve ben burada Ahmetler sülalesini bir araya getirmeye çalıştım. Ve yeni 3. nesil, 4. nesil ilk kez burada tanıştılar. Bu beni mutlu etti. Amacım bu yeni nesil arasındaki akrabalık bağlarını kuvvetlendirmek ve bizden sonra gelen nesillere bayrağı teslim etmek. Bayrama da denk getirmişsiniz. Evet, özellikle her sene Şeker Bayramı'nın ikinci gününü yapalım diye karar verdik ve bu sene ikincisini yapıyoruz. İnşallah Allah ömür verirse üçüncü, dördüncüyü de yaparız. Dedemiz 1830 yılında doğmuş. Büyük dedemiz 1830 yılından itibaren Ahmetler sülalesi şu anda Muğla'da yaşamakta. Köklerimiz burası. Peki 100 kişiye nasıl ulaştınız? Nasıl? Tabii ben Nüfus İdaresi Genel Müdürlüğü'nden aldım. Soy kütüğünü aldım ve oradan bütün akrabaları yaşayan veya da daha önceki yaşamış olan akrabalarımızı sorarak tek tek bir yılda çıkardım. Bir yılda bu kadar kişiye ulaştık. Evet. Ulaşamadıklarınız var mı hocam? Şu anda yok. Aşağı yukarı hepsine ulaştık. Bazıları İngiltere'de, bazıları yurt dışında. İşte onlara da bu mesajı verip o geleneksel toplantıyı, Ahmetler Sülalesi toplantısını yapmakla hem aile fertleri arasındaki bağı güçlendirmek hem de Bodrum'daki diğer ailelere bir örnek olarak mesaj vermek. Toplantıya katılmak için İstanbul'dan geldiğini ifade eden Bige Gülteş Yüksek. İnşallah bu sayı her geçen gün, her geçen sene daha da artar. Şimdi sayı her ne kadar çok fazla gibi gözükmese de eminim herkes burada olmak için ileride can atacaktır. Babama tekrardan teşekkür ediyorum. Yurt dışında bulunan akrabaların katılamadığı toplantıda Mustafa Gülteş ailenin geçmişi hakkında bilgiler verdi. Alayı neyse... Osmanlı İmparatorluğu'nda padişahların muhafız alayı tamamen Karakeçili aşiretine ait. Büyük kazanda kaynatılan keşkek ve yayık ayranının ikram edildiği toplantıda birbirini ilk defa gören akrabalar tanışıp sohbet ettiler. Çocukları Mehmet şu anda
yaşıyor. Bireyselleşmenin ve aile bağlarının her geçen yıl biraz daha azaldığı böyle bir dönemde bu çalışmayı gerçekleştiren Mustafa Gülteş hocanın çabaları hem aile fertleri arasındaki bağı güçlendiriyor hem de Bodrum'daki diğer geniş ailelere de örnek oluyor. Ben 5. nesilim. Hı hı. Çocuklarım 6. nesil ve torunum 7. nesil. Şu anda 7. nesil, 8. nesil var mı? Hepsi, hepsi. Yok. Önce kaydı alayım.